Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Yazmadan ayrı yapılan çok güzel bir model. Oyamızın yapımı kolay hanımlar. Oyamızı tek seferde yapıp üzerine zincir çekerek bitiriyoruz. Çok güzel, sade ve şık duruyor. Kenar çiçekli ortası boş yazmalara çok yakışır. Özellikle koyu renklerde çok güzel durur. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Boyamıza ipimizi tığımıza sabitleyip bir zincir çekerek başlıyoruz. Buraya küçük bir örümcek yapıyoruz. Hemen yanına bu örümcekten biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz. Tekrar küçük bir örümcek yapıyoruz. Bunu biraz daha büyük dördüncü örümceği biraz daha büyük yapıyoruz ama boyamıza başlarken böyle yan yana dört örümcek yapıyoruz bir tanesini küçük, birini büyük, birini küçük, birini büyük olacak şekilde 4 örümcek yaptıktan sonra ilk yaptığımız örümceğin böyle iki kanadına 4 sık iğne yapıyoruz. Böyle birleştirip 4 sık iğne yapıyoruz. Başlangıcı biraz farklı hanım var. Böyle 4 örümcek yapıp birleştiriyoruz. ilk yaptığımız örümceğe 4 sık iğne yapıyoruz. Bu büyük yaptığımız örümcekler arada kalıyor. 4 sık iğne yaptıktan sonra 2 boncuk alıyoruz. Boncumuzu kapatıp arkaya doğru yatırıyoruz. Örümceğin kalan kısmına 4 sık iğne daha yapıyoruz. 2 kanadın üzerine 4 kez dolduruyoruz. 4 sık iğneden sonra burayı küçük bir örümcek yapıyoruz. bir zincir çekip biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz. Bu örümcek araya gelecek hanımlar. Örümcekleri yapmadan önce her zamanki gibi ipimizi çekip inceltelim. Daha düzgün güzel durur. Büyük örümceği yaptıktan sonra tekrar küçük bir örümcek yapıyoruz. Bu örümcekler de çok küçük değil hanımlar. Bakın böyle göründüğü gibi yani şu araya gelenden biraz daha küçük oluyor. Burada buradaki örümceğin bu birleşme noktasına sık iğne ile sabitliyoruz. sabitledikten sonra bir zincir çekip çeviriyoruz. İki kanadın üzerine 4 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4. sık iğneden sonra 3 boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıyoruz. Kalan kısmına 4 sık iğne daha yapıyoruz. Dördüncü sık iğneden sonra buraya yine küçük bir örümcek yapıyoruz. örümce yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Arası için biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz. Tekrar küçük bir örümcek yapıyoruz. Yani ilk yaptığımız örümceğin boyunda bir örümcek daha yapıyoruz. Böyle yan yana 3 örümcek yaptıktan sonra burada örümceği yaptıktan sonra çektiğimiz bir zincirin içine sık iğne ile örümceklerimizi sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekip çeviriyoruz. Buradaki örümceğin iki kanadına 4 sık iğne yapıyoruz. 4. sık iğneden sonra iki boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıyoruz. Kalan kısmına 4 sık iğne daha yapıyoruz. Bu şekilde örümceğin üzerine tamamladıktan sonra yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Bu örümceği yaptıktan sonra buraya bir zincir çekelim hanımlar içine batmak için. Tekrar arası için biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz. Üçüncü örümceği yine ilk örümceğin boyunda yaptıktan sonra buradaki örümceğimizi yaptıktan sonra çektiğimiz bir zincirin içine batacağız hanımlar. Ama batmadan önce bakın şöyle örümceğimizi düzeltip batalım. bu şekilde dönük batmayalım ama şöyle elimizle düzeltip dibine çektiğimiz bir zincirin içine sabitleyelim sabitledikten sonra bir zincir çekip çevirelim buradaki örümceğin iki kanadına 4 sık iğne yapalım dördüncü sık iğneden sonra 3 boncuk alıp kapatıyoruz arkaya doğru yatırıp kalan kısmına 4 sık iğne daha yapıyoruz. Böyle tamamladıktan sonra hanımlar buraya 9 zincir çekiyoruz. Motifimizi yapmaya başladık hanımlar. 9 zinciri çekip çeviriyoruz. Burada kapattığımız 3 boncuklardan ilk ikisinin arasına girip sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. Çok sıkı çekmiyorum hanımlar. Eline sıkıysa 10 zincir de çekebilirsiniz. Onu da hemen yandaki iki boncuğun arasına girip sabitliyoruz. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. Buradan hanımlar ilk yaptığımız sık iğnenin içine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekip çeviriyoruz. Buradaki ilk zinciri 4 sık iğne ile dolduruyoruz. 4. sık iğneden sonra bir boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıyoruz. Zincirin üzerine sabitliyoruz. Bir boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıyoruz. Zincirin üzerine sabitliyoruz. 2 oldu bir boncuk daha alıp kapatıyoruz arkaya doğru yatırıp zincirin üzerine sabitliyoruz böyle üç boncuğu tek tek kapatıp zincirin üzerine sabitliyoruz üçüncüden sonra bu kalan kısma dört sık iğne daha yapıyoruz Bu şekilde ilk zincirin üzerini tamamladıktan sonra ikinci zincire geçip 4 sık iğne yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 ve 4. 4. sık iğneden sonra bir boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıyoruz. Zincirin üzerine sabitliyoruz. Bir boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıyoruz. Zincirin üzerine sabitliyoruz. Bir boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıp zincirin üzerine sabitliyoruz. Burada da 3 boncuğu tek tek kapatıp sabitledikten sonra kalan kısma 4 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4. sık iğneden sonra sıradaki zincire geçip aynı işlemi burada da yapıyoruz hanımlar. 4 kez sık iğne ile dolduruyoruz. 4.'den sonra bir boncuk kapatıp arkaya doğru yatırıyoruz zincirin üzerine sabitliyoruz bir boncuk kapatıp arkaya doğru yatırıyoruz zincirin üzerine sabitliyoruz bir boncuk kapatıp arkaya doğru yatırıp zincirin üzerine sabitliyoruz bu şekilde 3 boncuğu tek tek kapatıp sabitledikten sonra kalan kısma 4 sık iğne yapıyoruz dördüncü sık iğne yaptıktan sonra hanımlar buradaki örümceğimizin dibine girip bir kez sık iğne yapıp sabitliyoruz bu şekilde motifimizi tamamladık burada tekrar küçük bir örümcek yapıyoruz bu örümce yaptıktan sonra buraya bir zincir çekiyoruz arası için biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz tekrar ilk yaptığımız örümceğin boylarında bir örümcek daha yapıyoruz böyle yan yana 3 örümcek yapıyoruz buradaki örümceğimizi yaptıktan sonra çektiğimiz bir zincirin içine sabitliyoruz sabitledikten sonra bir zincir çekip çeviriyoruz örümceğin iki kanadın üzerine 4 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 ve 4 4. sık iğneden sonra 2 boncuk alıp kapatıyoruz arkaya doğru yatırıyoruz kalan kısma 4 sık iğne daha yapıyoruz bu şekilde tamamladıktan sonra yine hanımlar aynı işlemle küçük bir örümcek yapıp bir zincir çekiyoruz Arası için biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz tekrar ilk yaptığımız örümceğin boylarında bir örümcek yapıyoruz böyle yan yana 3 örümcek yaptıktan sonra burada ilk yaptığımız örümcek var küçük örümcekten sonra çektiğimiz bir zincirin dibine girip sabitliyoruz sabitledikten sonra bir zincir çekip çeviriyoruz iki kanada 4 sık iğne yapıyoruz 3 boncuk alıp kapatıyoruz, arkaya doğru yatırıyoruz. 4 sık iğne daha yapıyoruz. 4. Sık iğneden sonra yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Bir zincir çekip arası için biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz. Tekrar küçük bir örümcek yapıyoruz. Buradan var. Küçük örümceği yaptıktan sonra çektiğimiz bir zincirin içine girip sabitliyoruz. Bir zincir çekip çeviriyoruz. Buradaki örümceğin iki kanadına 4 sık iğne yapıyoruz. Oyamızın yapımı çok kolay ve zevkli hanımlar. Çok çabuk ilerliyor. dördüncü sık iğneden sonra iki boncuk alıp kapatıyoruz arkaya doğru yatırıyoruz. Kalan kısma 4 sık iğne daha yapıyoruz. Buradan sonra hanımlar tekrar yan yana 3 örümcek yapıyoruz. İlkini biraz küçük yapıyoruz. Bu örümceği yaptıktan sonra buraya mutlaka bir zincir çekiyoruz hanımlar. Arası için Biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz. Tekrar buradaki örümceğin boylarında bir örümcek daha yapıyoruz. Burada hanımlar, yaptığımız örümceğin bu örümceğe batmadan şöyle düzeltin hanımlar. Örümcek dönük olmasın. Düzelttikten sonra burada çektiğimiz bir zincirin dibine batıyoruz içine. Battıktan sonra bir zincir çekip çeviriyoruz iki kanadına 4 sık iğne yapıyoruz. 3 ve 4. 4. sık iğneden sonra 3 boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıp 4 sık iğne daha yapıyoruz. Buradan sonra buradaki gibi motifimizi yapıyoruz. Araya bir tane böyle boş bırakıyoruz. ikinci i̇kinci de buradaki gibi motifimizi yapıp yazmanın boyu kadar olduktan sonra ipimizi kesip oyamızın düz yönünden zincirimizi çekmeye başlıyoruz hanımlar. Bu örnek amaçlı olduğu için ben burada ipimi keseyim. Birlikte zincirimizi çekmeye başlayalım. Zincirimizi çekmeye oyamızın düz yönünden ilk iki boncuğun içine ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra buraya 12 zincir çekiyoruz. 7 8 9 10 11 ve 12 sıradaki iki boncuğun ortasına sık iğne ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra tekrar 12 zincir çekiyoruz. sıradaki iki boncuğu içine sık iğne ile sabitliyoruz. Bu zincir sayısı hanımlar elinizin sıklığına, örümceğin boyuna göre değişir. Zincir sayısını kendiniz ayarlayın. Böyle oyamızı toplamasın. Çok fazla da bol olmayacak şekilde zincir sayınızı ayarlayın hanımlar. Benim yaptığım bu modeli 12 zincir tam geldi. Zincirleri çok sıkı çekmiyorum. 12 zincir çekip sıradaki iki boncuğun ortasına sık iğne ile sabitleyerek zincirimizi de çekip oyamızı bitiriyoruz oyamızın yapılışı bu şekilde Böyle çok güzel zarif duruyor hanımlar. Yapımı çok kolay ve zevkli. Çok hızlı ilerliyor. Ütülendiği zaman da bakın böyle kalıp gibi olur. Bir daha hiç bozulmaz hanımlar. Kenarı çiçekli, ortası boş yazmalara çok yakışır. Özellikle koyu renklerde çok güzel durur diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.